Tedavide neler yapılmalı peki? Fibromiyaljı tedavisinde hastaya bütünsel yaklaşılmalı. Bir, beslenmesi kesinlikle düzenlenmeli. Beslenme çok önemli. Özellikle glutenli yiyecekler ve baklagiller en basitinden anlatmaya çalışıyorum. Bunların detaylarını ilerleyen günlerde yayınlayacağız. Bunları kesmesi gerekiyor bu kişilerin. İki, fibromiyaljinin en etkili ilacı egzersizdir. Düzenli bir egzersize başlamaları gerekiyor. Burada yürüyüş olabilir, pilates olabilir, yoga olabilir, yüzme olabilir. Siz seçin ama hayatınıza egzersizi yerleştirmek zorundasınız. Üçüncüsü, sigara ve alkolden uzak duracağız. Bunlar da yine fibromiyaljide ağrıyı arttıracak faktörlerdir. Fibromiyaljı hastalarının dördüncü olarak psikolojik destek almaları önemlidir. Çünkü stres ağrının en büyük sebebidir ve bu stresi azaltacak yöntemleri de bir profesyonelden destek alabilirsiniz. Kısacası fibromiyaljı tedavisi sadece fizik tedaviyle, sadece manuel terapiyle, sadece ilaç ile olacak bir tedavi değildir. Şimdi kısaca bir örnekle bunu size anlatmak istiyorum. Bakın, bu bizim omurgamız. Bu da kaslarımız olarak düşünün. Şimdi normal bir kas fasyası bu şekilde düz durduğunu düşünelim. Bir strese maruz kaldığınız zaman, vücudumuz bir strese maruz kaldığı zaman bakın ilk kasılacak yer boynumuzdur. Genelde %90'ımızda üzüldüğümüzde ya da strese girdiğimizde boyun kaslarımız sertleşmeye başlar. İnsan vücut fasyasının birbirine bağlantılı olduğu bilinir. Yani boynunuzdaki fasyayla sırtınızdaki ile belinizdeki hepsi birbirine bağlıdır. Buradan boynumuz kasılmaya başladığı zaman yavaş yavaş kasılma devam ederse geçmezse sırtımıza doğru gidecek. Daha da devam ederse belimize kadar gidecek ve sonra yayılacak bütün vücuda. Zincirleme bir reaksiyon gibi düşünün. Peki bu kaslar kasılınca ne olur? Burada bakın, kaslar kasıldığı zaman omurgalara bağlı. Kaslar kasıldığında omurgalar içindeki basınç artar. Şu sarıyla gördüğünüz yerler sinir. Sinirlere baskı olabilir. Kas kasıldığı zaman disk içi basıncı arttırabilir. Sinire baskı yapabilir. Sinire baskı yaparsa kolunuzda uyuşma olabilir eğer boyun siniri ise bu. Belinizdeki sinire baskı yaparsa bacağınıza yayılan bir ağrı olabilir. Kalçaya vuran bir ağrınız olabilir. Ve siz de MR'a girerseniz tam bu sırada, MR'da da zaten sizde olan bir fıtık çıkarsa ve doktorlar direkt bunu endikasyon olarak ameliyat gerekliliği görürlerse, işte o zaman ameliyat olursanız biraz boşu boşuna olmuş olabilirsiniz. Çünkü öncelikle bu kasların gevşetilmesi, bu eklemlerin mobilize edilmesi lazım. Zaten bilinçli doktorlar sizi öncelikle konservatif tedaviye yönlendireceklerdir. Çok acil bir durum yok ise eğer. Bazen de bu kasların gerilmesi halihazırda olan fıtığınızı büyütebilir, patlatabilir. O zaman acil ameliyat olabilirsiniz. Yani ameliyat çok ciddi bir karardır ve bunu zaten doktorlarımız özenli bir şekilde veriyorlar. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Sadece burada dikkatli olmak gerekiyor. Bazen yanıltıcı olabiliyor. Bugün birçok beyin cerrahı dostumuz bu konuyla ilgili bizden bilgilendirmeler istiyorlar ve biz de yapıyoruz. Burada omurga sağlığı açısından da egzersizin ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Çünkü kaslarınız ne kadar güçlü olursa, ne kadar esnek olursa bir strese maruz kaldığında omurgaya baskı yapması da o kadar zor olacaktır.